Evet, tekrar hoş geldiniz diyeyim. Şimdi bu en son şurada şeyi yapmıştık. Bu H1N4Z2'nin computation'ını yapmıştık. Z'dekine de bakalım demiştik. Z'deki de şu olacak. H1N4Z. Bu da yani gene işte bir home kısmı olacak. Home. H1N4Z. Z bu sefer artı ext terimi gelecek. Ama Z'ye gittiğiniz için yani pardon gene şeyden burada 80'dan tabii ki 80N4Z Z olacak. Burası gene free group olduğu için bu terim gene sıfır olacak. Burası da işte bu şeydi. Z2 idi. Z'lerden Z'e homomorfizm Z tane var ama Z2'den yok. Dolayısıyla bu 3 tane Z'nin toplamı. Şimdi şurada yazmış olduğum ama ispat etmediğim fact'i yapalım. Hani bunların homolojileri niye böyle oluyor diye. Cellular homology computation'ı yapalım demiştim. Onu yapalım. Cellular homology computation for N4. Şimdi ne demiştik? Böyle N4 buna X diyeyim. Yani bu şeydi. Genus'u for surface non-orientable surface. İşte A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4, A4'tü. Bunu şöyle görüyorduk. Zero skeleton bir tane nokta E0. One skeleton'da zero skeleton var. Ondan sonra da dört tane de one cell var. Yani işte A1'ler yapışıyor, bir tane one cell veriyor. A2'ler yapışıyor bir one cell. A3'ler yapışıyor one cell. A4'ler yapışıyor one cell veriyor. Yani bu wedge of four circles. Bu yani şeye wedge of four circles. Bu başka bir şey değil. A1, B1 şey A1, A2, A3, A4 çemberleri. Şeyde two skeleton'da zaten x'in kendisi yani n4 o da x1'a bir tane two cell ekliyoruz. O two cell de bu şeyin içi değil mi? Bu sekizgenin içi, interior'ı. Şimdi o zaman cellular chain kompleksimizi yazarsak şimdi 3 boyutlu cell yok. 2 boyutlu bir tane var. 1 boyutlu 4 tane cell var. 0 boyutlu bir tane var. Şurası dolayısıyla Z. Burası Z4. Burası da gene Z. Maplerimiz neler? Her bir one cell yani bu zero skeleton tek bir noktaydı. Sonra 4 tane çember var. Her bir one cell bu zero skeleton'a yapışıyor. Yani burada A'ylar ve B'ler var ve pardon A'ylar var veya E'ler dersek her bir E'nin boundary'si iki nokta. Birisi artıyla birisi eksiyle yapışıyor. Dolayısıyla bu boundary maplerin hepsi sıfır. Burada ise nedir şey? Bu two cell'imiz. Two cell'imiz var. Bunun boundary'si nereye yapışıyor? Bu two cell'imizin boundary'si ben two cell'i şöyle çizsem bunun boundary'si bir çember. Bu çember bu dört tane çembere yapışıyor. Ama nasıl yapışıyor? Mesela şu nokta şöyle değil mi? Şöyle düşünürsek hani yapışma şeklini. Dikkat ederseniz ben bu çemberin etrafında bir tur atarken
A1'i 2 kere, A2'yi 2 kere, A3'ü 2 kere ve A4'ü 2 kere gidiyorum. Dolayısıyla degree'lerini hesaba katıyoruz tabii ki cellular değil mi? Chain'de. Dolayısıyla bu iki tane E11, iki tane E12 artı iki tane E14'e yapışıyor. Peki, yani bunu şöyle yazarsak 0 Z Z üzeri 4 Z ve 0 diye yazarsak buradaki 1 2 2 2 2'ye gidiyor ve buradaki her bir eleman da bu map'te 0 zaten. Şimdi burası gamma şey bound del 2, burası del 1, del 0, burası da del 3. Dolayısıyla homolojileri yazarsak H3 zaten yok. Yani HKN4 Z koefficient'ta bunlar 0 if K larger than 3 or equal to 3. H2N4 Z ne olacak? Kernel of delta 2 image of delta 3. Bu 0 bölü 0. Dolayısıyla 0. H1N4Z ne olacak? Bu da kernel delta 1 divided by image delta 2. Kernel delta 1 nedir? Delta 1 zaten sıfır map'i. Her şey kernel'da yani bu Z4. Buysa nedir? İki tane 1-1-1-1 elemanını generate ettiği subgroup. Bu neye eşittir? Ben bunu şöyle yazabilirim. Bunun için şöyle bir basis alayım. 1-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-1 ve bunların üçünün toplamı bir de şunu da koyayım. Şunu alayım. Bunu neye bölüyorum? İki tane 1, 1, 1, 1'e bölüyorum. Bunun generate ettiği subgruba. Şimdi bu da neye eşit olacak? İlk 3 basis elemanına bu hiç dokunmuyor. Sadece sonuncunun generate ettiği subgrubu bölecek. İki katına bölecek. Dolayısıyla İlk elemanın generate ettiğinden bir Z kopyası gelecek. İkinci ve üçüncüden. Ama dördüncü Z bölü 2Z olacak. Yani burası Z2 olacak. H1'ı bu. Yani H0 ise connected olduğu için bu zaten Z'ye izomorfik. Bir de demiştik ki Z2 koefficient'ta ne olur? What about Z2 coefficients. Şimdi o zaman yani her şey aynı şekilde gidecek. Sadece burada Z yerine Z2'ler yazacağım. Çünkü yani bu sefer free abelian gruplar değil de free Z2 modüller alacağım. Yani Z2 vector space'ler alacağım. Bu sefer benim Z2 coefficient'ta C2, C1, C0 şu map'im şöyle olacak. Bir tane Z2, sonra burada 4 tane Z2, özür dilerim. Ve bir tane Z2 olacak. Değil mi? Çünkü bir tane 2 cell, 4 tane 1 cell, bir tane 0 cell var. Map'ler ne olacak? Yukarıdaki map'lerin Z2 reduction'lar olacak. Degree hesabı yaptığım için hatırlarsanız küreden küreye giden map'in degree'sinde z koefficient'ta degree neyse herhangi bir zn koefficient'ta onun zn reduction'ını alıyoruz. Yani g koefficient'ta g reduction'ını alıyoruz. Dolayısıyla da map'imiz şöyle olacak. Buradaki map'imiz 1 gider 2 2 2 idi ama 2, 2, 2 yani şöyle diyeyim burada 2, 2, 2, 2 bu tabii ki sıfırdan başka bir şey değil. Dolayısıyla bu map de sıfır. Bu zaten sıfırdı. Dolayısıyla da
H 3 bir kere zaten 0 çünkü şey yok. Siz söyleyin, cell yok. H2 boundary map'leri hepsi 0 olduğuna göre homolojiler bunlara izomorfik. Yani burası Z2. Z2. H1 N4 Z2. Bu da Z2 üzeri 4 olacak. H0 da yine tabii ki bu gene 0 olacak. Peki. Sonra cup product of relative cycles vardı. Ondan bahsedelim. Cup product of relative cycles. Okey. Sizi mute ettim ama siz de açabilirsiniz. Tamam mı? Kusura bakmayın, ses geliyordu çünkü. Duyuyorsunuz değil mi beni? Tamam. Ha, şimdi bu cup product of relative cycle nedir? Ondan bahsedeyim. Şimdi cup product'ın ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Bir tane K boyutlu class'la L boyutlu class'ı alıp çarpıyoruz ve K artı L boyutlu bir class elde ediyorduk. Şimdi relatif versiyonda ne olacak? Yani H, K, X, A, R alırsak. Yani A, X'in bir tane subspace'i. Şimdi bu neydi? Bu şuydu. Bunu anlamak için şunu anlamamız lazım. CK X A R neydi? Bu hatırlarsanız şuydu. K co-chain'ler öyle ki A'nın içinde kalan simplexlerde sıfır değeri alıyorlardı. Bunlar şeylerdi. K co-chains co-chains that evaluates 0 on simplices contained in A. Peki. Bunu yani bayağı önce yapmıştık diye hatırlıyorum. Şurada bir yerde bulabilirsem hemen size göstereyim. Fazla mı gittik? Şöyle. Kim? Şöyle bir remark olarak yazmıştık onu da. Consist of co-chains on X that vanish on chains contained in A. Tamam, burada onu açıklamıştık. Şimdi bu bilgiyi kullanıyoruz çünkü burada. O yüzden önemli. Şimdi dolayısıyla bunlar da tabii ki K'ncı kohomolojide bunların içindeki co-cycle'ların yani boundary'leri sıfır olanların ürettikleri sınıflar olacak. Şimdi böyle iki tane sınıfı çarparsak o zaman ne elde edeceğim? Dolayısıyla eğer şöyle diyeyim. Pardon. Yani bir tane K relative co-chain'le
L relative co-chain'i alıp K product yaparsak K artı L X. Buraya şimdi ne yazacağız? Şey vardı. Şimdi bir tane buradan eleman aldım. Bir de buradan bir eleman aldık. Bunları ne yapıyorum? Ben çarpıyorum. K product'ını alıyorum. K product bir tane K artı L chain'de olacak. Şimdi bu K artı L chain'in simplexleri, bir simplex A'nın veya B'nin içinde kalırsa onun tabii ki bütün face'leri de A'nın ve B'nin içinde kalacak. A'nın içinde kalıyorsa o zaman onun face'lerinde ilk terim sıfır değerini alacak. Dolayısıyla çarpım da sıfır olacak. B'nin içinde kalıyorsa o zaman da ikincisi o simplex'te sıfır değerini alacak onun face'lerinde. Dolayısıyla çarpım gene sıfır olacak. Yani ikisinden birisi muhakkak sıfır olacak. Dolayısıyla bu çarpım A veya B'nin içinde kalan simplexlerde sıfır olacak. Bu da ne demek? A veya B'nin içinde kalan simplexleri biz şöyle gösteriyorduk. Yani A artı B. Union değil, A artı B diyorduk. Çünkü bir şey union'da kalabilir. Yani şöyle union'da kalabilir ama A'nın veya B'nin içinde kalmak zorunda değil. Halbuki bu şunu söylüyorum. A'nın içinde kalan simplexler veya B'nin içinde kalan simplexlerde sıfır değer alıyor. Ama kohomolojiye geçtiğimizde, şimdi bu co-chain seviyesinde kohomolojiye geçtiğimizde bu bize relatif kohomolojiyi verecek. Bu da tabii ki relatif kohomolojiyi verecek. Bu da yine relatif kohomolojiyi verecek. Ama şunu biliyoruz. Bunun kohomolojisi yani buradaki chain kompleksin kohomolojisi şeyle aynıydı. Buraya ben union yazabilirim. Yani ilk önce isterseniz A artı B yazayım. Ama biz şunu göstermiştik. Bu nesne izomorfikti. K plus L X A union B R. Neden? Çünkü şu yüzden A ile B open setlerdi. A union B'nin içinde kalan bir simplex. A union B'nin içinde kalan bir simplex. A'nın veya B'nin içinde kalmayabilir. Mesela işte şöyle bir two simplex alalım. Şöyle bir two simplex. Ne A'nın ne B'nin içinde kalıyor. Ama barycentric subdivision yaparak, değil mi? Barycentric subdivision yaparak şu anda bile mesela buna eriştik, değil mi? Şu anda bunu 6 parçaya böldüm ve her bir parça ya A'nın ya B'nin içinde kalır haline geldi. İşte bunu hani excision'da yapmıştık homolojide. Yeterince küçük parçalara ayırırsanız o simplex'i ben daha küçük simplexlerin toplamları gibi yazabilirim. Ve bu sefer her bir parçası ya A'nın ya B'nin içinde kalır. Tabii ki bir simplex'i başka simplexler cinsinden yazarsanız toplam olarak bu homoloji veya kohomoloji dilinde bir şey getirmeyecek, problem yaratmayacak. Başka bir deyişle bu iki kohomoloji birbirlerine izomorfik. O yüzden de elimizde bu var. Okey. Bu hani bir yerde basit bir gözlem ama çok önemli sonuçları var. Şöyle state etmiştim. Tekrar yapalım. If X is a topological space so that X U1 işte U2 UN gibi şekillerde subsetlerin union şeklinde yazılsın. Where each UI is open and contractible.
Den şöyle bir çarpım alırsak bu her zaman sıfır. For any choice of cohomology classes. Alfa i h k i x r. Yeter ki şey olsun ama bu ki'ler en az bir olsun. Yani sıfır boyutlu kohomoloji klaslarını çarpmıyorum. En az bir boyutlu olacak. Bunların çarpımı sıfır olur dedik. Ve örnek olarak da hemen şunu söyledim. Yani bu tabii biraz trivial bir örnek ama küreyi iki tane contractible open sitting union şeklinde yazabiliriz. Küreden bir kuzey kutbunu çıkartın, bir de güney kutbunu çıkartın. Yani şöyle. Şurası kuzey kutbu, burası güney kutbu. Her ikisi de bunlar contractible. Çünkü bu RN homeomorfik, bu da RN homeomorfik. Both contractible. Dolayısıyla buradaki n sayısı 2 oldu. 2 tane contractible open subset'in union olarak yazabildim. Dolayısıyla hence by the above corollary any product alpha beta is zero if alpha işte şeyse if alfa bir HK'de ise and beta da bir HL'de ise KVL pozitif olacak ama. Tabii kürede bu çok anlamlı değil. Kürede kohomolojiler zaten bir sıfırıncı kohomoloji non-zero, bir de eninci kohomoloji. Bunlar sıfırda olamayacağına göre ikisi de eninci sınıfta olacak ama iki tane eninci sınıftan eleman alıp çarptığınız zaman da sıfır elde edersiniz. Ama bu şunu söylüyor arkadaşlar. Poincaré duality'yi de görünce şunu göreceğiz. İki tane open set'in union'u şeklinde yazılabilen bir uzayın eğer bu bir manifoldsa ara boyutlarda homolojisi olamaz. Bu onu söylüyor. Çünkü eğer olsaydı Poincaré duality'yi daha görmedik ama Poincaré duality derdi ki böyle iki tane sınıf bulurum ve bu çarpım sıfır olmaz derdi. Ama biz diğer yandan eğer iki tane open setin contractible open setin union şeklinde yazabiliyorsak uzayın içinde herhangi iki tane klasın çarpımı degrees'i pozitif iki tane kohomolojik klasın çarpımı illaki sıfırdır. Peki. Şimdi bunun proof'una geçelim. Bu arada hani takılırsanız bir yere hemen sorun. İlk şey şuydu. H I X UK yani R koefficient'ı her zaman düşünüyorum. İsterseniz öyle yazayım. Bu HI eksi eşit if I pozitif. Neden? Just consider the relative sequence. Of the pair x u k pair'inin sequence'ını düşünelim.
Nedir bu? Bu şuydu. I-1 x kısıtlıyorum kohomolojik klasını UK'ye. Buradan sonra relative'e gidiyoruz. R'leri yazmıyorum ama yani R katsayısında düşünüyorum. Sonra X'e, sonra da tekrar UK'ye. Şimdi burada I en azından 1. Dolayısıyla UK da contractible olduğu için burası zaten 0. Eğer I birden büyükse burası 0 zaten. Ama 1'e eşitse o zaman burası 0 olacak. Burası 0 olacak. Sıfırıncı level'da da homolojideki map injektif olacağı için, çünkü bu topolojik komponent bunun içinde kalıyor. Bir komponentin içinde kalıyor. Yani bir gider burada işte yani injektif bir map olacak. Dolayısıyla bunun duali de surjektif olacak. Ya da şey diye düşünebilirsiniz. Sıfırıncı kohomoloji constant maplerdi. Locally constant maplerdi. X üzerinde locally constant bir map alır. Bunu U'ya kısıtlarsanız o da locally constant bir map verir. Dolayısıyla da bu fonksiyon örten. Örten olduğu için de bu map sıfır olmak zorunda. Yani şu map de sıfır. Şimdi burası sıfır, burası sıfır. O zaman burası da izomorfizm olmak zorunda. Dolayısıyla bu relative grup absolute gruba izomorfik. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra tabii ki direkt şunu yazacağız. Şimdi bizim alfa i'miz hi x'in içindeydi. Ama bunu ben şöyle görebiliyorum. Pardon. Xi k neyin içindeydi o? Ki'nin içindeydi. Xi ki. Ben bunu şöyle düşünebilirim. X u k. UI, pardon, şöyle. UI içinde. Tamam. Şimdi o zaman alfa 1 çarpı alfa 2 alfa n neyin içinde kalacak? Bu da iki tanesini çarptığımda bu open setlerin union'larını alıyordum. Dolayısıyla burada dimension'ları topluyorum. K1 artı K2 artı Kn. Burada ise x virgül U1 union U2 union U n alacağım. Ama burası da x'e eşitti. Dolayısıyla x'in x'e göre relative kohomolojisi x yine pairinkini yazarsanız bu tabii ki her zaman sıfıra eşit. Dolayısıyla da ispat biter. Yani n tane sınıfın çarpımı otomatikman sıfır olacak. Okey. Sorusu olan var mı? Ne kadar? Size de ikinci ödevde bununla ilgili bir şeyler sordum aslında. RPN ve CPN ile ilgili ama onların homoloji kohomolojilerini de daha hesap etmedik. Onu da bir dahaki ders yapacağım. Bir şöyle bir propositionımız var. For any map, yani cup product'ın sayesinde kohomolojiler ring oluyordu. Induced map'lerde ring homomorfizm olacak. The induced map. F star H N
Maps diyeyim. Çünkü bir sürü var, değil mi? Her n için satisfy şunu sağlıyor. Satisfy f star alfa kap beta f star alfa kap f star beta. Yani bu şu demek aslında. Hence f star is a ring homomorphism. From nereden? Bu ringlerin direct sum'ından, ki bunu şöyle göstereceğiz. Notasyonumuz şu olacak. Star y r diyeceğiz. Bütün hepsinin direct sum'ını alıyorum. Sıfırdan sonsuza kadar. To şuraya. HK x r'a. Bunu da şöyle göstereceğiz. H upper star x r. Direct sum'ını alıyorum. Şey gibi düşünebilirsiniz. Sanki bunlar polinomial algebralar gibi. K derecesi K olan polinomlar. Ama algebra olarak düşünürseniz bütün dereceleri düşünmeniz lazım. Onları birer R modül olarak düşünürseniz o modüllerin toplamlarını alıyorsunuz. O da size bir ring veriyor çünkü polinomial çarpım var. Sadece n'inci dereceden terimlere bakarsanız orada çarpım işlemi tanımlı değil. Çünkü iki tane n'inci dereceden polinomun çarpımı 2n derecede. Dolayısıyla da değil mi şey tutmuyor. Yani hk çarpı hk'dan hk'ya gidemezsiniz. h2k'ya gidersiniz. Ama direct sum'ını alırsanız o zaman işte bir algebradan diğerine gitmiş oluyorsunuz. Ve bu bir aslında ring homomorfizmden de fazla algebra homomorfizm oluyor. İspat da gayet basit, yani direkt tanımları yazıyoruz. On the co-chain level we have yazalım. Şimdi F sharp phi cup product F sharp psi. Bu ikisinin çarpımını, cup product'ını bir tane simplex'te hesaplayalım. Şimdi ne yapacak? Tabii bu işte K cochain, bu L cochain ise bu K artı L chain olacak. Bu K artı L chain'in ilk K face'ini alıyorum. Onu ilk terime yediriyorum. Elde ettiğim ring elemanını da bunun son L face'ine yediriyorum. Ama şimdi yine tanımlardan bu nesneyi şöyle yazabilirim ben. Bu phi'ın F lower sharp sigma'daki değeri, yani isterseniz sigma V0 VK'daki değeri çarpı, bu da psi'nin F lower sharp sigma'nın buradaki bu face'e kısıtlanışının şeyi olacak. Bu ise bu iki kohomoloji klasının aslında F sharp sigma'daki değeri olacak. Yani buraya sigma diyebilirim. Sigma zaten şey tabii ki, yani bu V0 ve K artı L'den X'e giden bir simplex, değil mi? V0 ve K artı L'den X'e gidiyor. Peki, dolayısıyla da bu da yine şuna eşit, pullback of
sigma'ya eşit. Ve bu for any k plus l simplex sigma v0 ve k artı l 10x. Ama her bir simplex için bu geçerli. Yani her bir simplex için bu nesnenin sigma'daki değeri bu nesnenin sigma'daki değerine eşit. Dolayısıyla da o zaman bu nesneler değil mi? Madem bu iki fonksiyon her elemanda aynı değeri alıyor, o zaman bu iki fonksiyon eşittir. Hence F sharp F sharp bu şuna eşit. Chain level, co-chain level'da bunlar eşit. Dolayısıyla da şeyde cohomology'de de eşit olacak. Which implies yields F star de F star cup product. Yani burada tabii dikkatli olmam lazım. Bunlar artık class olduğu için şöyle demem lazım. Evet. Dolayısıyla da ispat biter. Şimdi en son bir de şu şeyden bahsedeyim. Sorusu olan var mı buraya kadar? Bir de cross product veya external cup product'tan bahsedeyim. Cross product veya başka bir ismi de external cup product. Bu da şu arkadaşlar. X'in k'ncı kohomolojisini alıyorum. Başka bir uzayın y'nin l'inci kohomolojisini alıyorum. Ondan sonra da çarpımın k artı l'inci kohomolojisine gidiyorum. Nasıl? Buradan aldığım bir class A diyeyim. Buradan da aldığım bir class ona da B diyeyim. Yani normalde bunu virgülle biz gösteririz ama bu notasyon daha kullanışlı. Şöyle P1 A union P2 B. Bunların cup product'ına. P1 P2 nedir? Ver P1 x çarpı y'den x'e giden projection. P2 ise x çarpı y'den ikinci komponent y'ye giden projections. Are the projections. Ne yapıyorum yani? Class'ı x'ten x çarpı y'ye çekiyorum veya y'den x çarpı y'ye çekiyorum. Artık her ikisi de bunların bu kohomolojideler. Birisi k'ncı, birisi l'ncı kohomolojide. Ama x çarpı y uzayının üzerinde klaslar bunlar. O uzayın üzerinde bunların cup product'ını alıyoruz. Buna da external çarpım diyoruz. Çünkü yani farklı iki uzayın klaslarını çarpıyorum. Değil mi? O yüzden external deniyor bunu. Bunun relative version'ı da şu. Relative version. Her şey yaparsam siz söyleyin k x a r çarpı y b r. Şimdi buradan çarpım nereye gidecek? Class'ları cup product'ını alacağıma göre
X çarpı y'nin içinde kalacak ama şuraya ne yazacağım? O birazcık değil mi? Çok açık değil. Onu biraz düşünelim. Şöyle yapalım. Şimdi ben buradan bir sınıf aldım. Buradan da bir sınıf aldım. Bunları nereye götürüyorduk? P1 A cup product P2 B. Şimdi A nedir? X'in üzerinde bir sınıf, kohomoloji sınıfı ama A'nın içinde kalan simplexlerde sıfır değerini alıyor. Dolayısıyla eğer elimde bir tane sigma varsa ve bu bir tane K şeyse ve bu A çarpı Y'nin içindeyse, yani bir tane K simplex ama A çarpı Y'nin içinde kalıyorsa, o zaman bunun P1 star A'daki değeri neye eşit olur? Bu şuna eşit olur. Bu A'nın P1 sharp sigma'daki değerine eşit olur. Yani orada yedireceğim. Ama şimdi P1 ne yapıyor? P1 sharp bu chain level, bu chain gruptan şu chain level'a gidiyor. Dolayısıyla bu nesne artık A'nın içinde. Çünkü ilk komponenta göre projection alıyorum. A'nın içinde olduğuna göre de bu A orada sıfır. Çünkü by definition A'lar A'nın içinde kalan simplexlerde sıfır değeri alıyordu. Dolayısıyla bu sıfır. O halde bu ilk terim A çarpı Y'de sıfır. O zaman buraya ben bir A çarpı Y yazmam lazım. İkincisi ise X çarpı B'de sıfır olacak. X çarpı B'de sıfır olacak. Normalde buraya artı yazıyorduk. Yani bunun içinde kalan veya bunun içinde kalan simplexlerde sıfır olacak diye ama biliyoruz ki aslında buraya union yazabiliriz. Dolayısıyla da bu çarpım A çarpı Y union X çarpı B'nin üzerinde sıfır olan bir kohomoloji class veriyor bize. Bu da açıklaması yani onu. Peki yine şöyle bir tanım vermişim. Onu yazayım. The cohomology ring in R coefficients ya da with R coefficients. R coefficients of a topological space X is the direct sum şudur. HK X R K sıfırdan sonsuza kadar considered with the cup product whose multiplication given by the cup product. Homoloji, pardon, kohomolojiler zaten gruplar, abelin gruplar. Orada toplam almayı biliyorum. Bunların elemanlarını nasıl toplayacağımı biliyorum. Çarpmada da ne yapıyorum? Cup product kullanıyoruz. O toplama ve çarpma altında bu bir ring verir. Buna da kohomoloji ring diyoruz. X'in R koefisyentli kohomoloji ringi diyoruz. Ve teoremimiz şu, bunu ispatını tam olarak vermeyeceğim şimdi. Poincaré duality'yi bekleyeceğiz. Ama sonucu ben sizle paylaşabilirim. N boyutlu projektif uzayın Z2 katsayılı kohomolojisi, kohomoloji halkası
Yani şuna izomorfik polinomial algebra'yı düşünüyorsunuz. Ama bunu truncate ediyorsunuz. Yani z2 katsayılı polinomları düşünüyorum. Alfadaki polinomları ama n artı 1 ve yukarıdaki polinomları sıfır yapıyorum. Bu ideale bölüyorum. Dolayısıyla bu ne demek? Derecesi en fazla n olan z2 üzerindeki polinomlar. Bunun versiyonu ise yani n'yi sonsuza götürürseniz bir direct limit olayı. O zaman işte buradakini sonsuza götürürseniz yani hiçbirisini sıfır yapmıyorsunuz. Dolayısıyla bütün polinomial algebra geliyor. Burada var degree of alpha 1. Bu ne demek? Alfa bir boyutlu kohomolojinin içinde kalıyor demek. Similarly, H star bu sefer de kompleks projective plane alırsak ve Z katsayılı bu da Z alfa üzeri n artı 1 and infinity alırsak burayı da bu sefer de integer polinom halkası olacak. Where degree of alpha bu sefer 2. Yani bu da şu demek. Alpha H2'de. 2 boyutlu bir class. Dediğim gibi bunun ispatını kısmen vereceğim. Bir yerde topu taca atacağım. Çünkü Poincaré duality'yi kullanacağım. Onu da henüz yapmış değiliz. Evet, sanırım söyleyeceğim şimdilik bu kadar.